Futbolun yeni odak noktası Suudi Arabistan. Önce futbolun kalbi Premier Lig'de Nivkasıl aldılar. Daha sonra dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo ve birçok yıldızı ülkelerine getirmeyi başardılar. Suudi Arabistan futbolda en çok aratılan ülkeler arasına girdi. Tüm bu gücün arkasındaki Bin Selman'ın planları şu anda tıkır tıkır ilerliyor. Bu durum bir dönem Çin'in futbol adına yaptığı hamlelere benzese de Suudi Arabistan'ın sonu Çin'in başarısız sonu gibi olmayacak. Çünkü bunu yapan güç direkt devletin kendisi yani Bin Selman. Ve ellerinde bulundurdukları petrol gücüyle bu paranın arkasının kesilmesi en azından bir 10-15 yıl daha imkansız duruyor. 3 ayrı maddede bu konuyu ele alacağız. Öncelikle Suudi Arabistan Ligi'ni konuşacağız. Ek olarak Çin Ligi ve MLS Ligi gibi para gücüyle transfer yapan ülkelerden farkını konuşacağız. İkinci olarak Suudi Arabistan ve Selman futbola bu kadar yatırım yaparak neyi amaçlıyor bunu konuşacağız. Son olarak ise sahibi oldukları Newcastle'ın gidişatına yer vereceğiz. Beğeninizi attıysanız başlıyoruz. İyi seyirler. Suudi Arabistan Ligi'nde çoğumuz genellikle iki takımın adını biliriz. Biri El Hilal, diğeri El Nasır. Bu takımlar geçmişte yıldıza yakın sayılacak isimler. Taliska, Maraga gibi benzer klasmandaki oyuncuları ülkelerine getirseler de hiçbir zaman dev transferleriyle dünyada yankılanmamışlardı. Bunun nedeni projenin birinci adımının Newcastle'ın alınması olmasıydı. Bu adımın gerçekleşmesinden sonra Selman fon gücünü kendi ligi için etkinleştirdi. Gerisi zaten çorap söküğü gibi geldi. Önce Cristiano Ronaldo'ya imza attırarak tüm dünyaya bir mesaj verdiler. O transferden sonra Cristiano Ronaldo projelerini bana anlattılar ve dünyada çok kısa sürede önemli ligler arasında yer alabilirler açıklamasını yaptı. O dönem çoğumuz bu açıklamayı Ronaldo'nun para için gittiğinden ötürü bir kılıf olarak kullandığını düşündük. Ama bu yaz Benzema, Kante, Ruben Neves, Eduard Mendy gibi isimlerin de Suudi Arabistan'a transferiyle işler değişti ve daha birçok ismin de bu listeye eklenmesi muhtemel. Gerçekten Suudi Liginin farklı bir seviyeye evrilmeye başladığını buradan anlayabiliriz. Örneğin Ruben Neves daha 26 yaşında ve bu adamı Barcelona istiyordu. Yani sadece yaşlı popüler isimler değil, genç yıldızları da, para güçleri ve gelecekte birçok yıldız futbolcunun buraya geleceğini belirterek ikna edebiliyorlar. Ve amaçları bunu sadece El Hilal ve El Nasr ile sınırlı kılmakta değil. Tüm ligi olmasa bile belli kulüplere eşit dağıtmak. Örneğin Benzema bu iki dev kulübe değil de El Etihad'a geldi yani lig içinde bir rekabet oluşturup maçların diğer ülkeler tarafından da izlenebilecek ve pazarlatılacak seviyeye gelmesini istiyorlar. El Nasr ve El atiyat maçı çoğumuzun umurunda olmaz ama Ronaldo ve Benzema karşı karşıya geleceği için izlenecek bir maç haline gelir. Peki bu adamlar bu futbolculara bu kadar parayı nasıl veriyor? UEFA kıskacı bunlar için geçerli değil mi derseniz evet geçerli değil. Yani bundan ötürü istedikleri maaşı, istedikleri bonservis bedelini masaya koyup istedikleri futbolcuyu ikna edebilme gücüne sahipler. Bin Selman bu gidişatı kendi kontrolünde yapmaya devam edecek ama tek başına yapmaktan ise çıkaracak. Bu yüzden ligdeki çoğu kulübü özelleştirmeye bile başladı. Bu şekilde ünlü Arap yatırımcılar Suudi Arabistan'da kulübünü alıp çılgın paralar yatırarak daha da çok transfer yapacak. Yani Avrupa'daki birçok oyuncunun Orta Doğu'da Suudi Arabistan'a doğru kavimler göçü tadında uçuşlarını görebiliriz. Peki Suudi Arabistan Ligi'nin Batan Çin Ligi ve halen ayakta duran ve her yıl düzenli bir yıldız transfer yapan örneğin geçen yaz Insigne, bu yaz Messi, MLS Ligi'nden yani Amerika Ligi'nden ayıran nedir derseniz kesinlikle para ve devletin yani kısacası Selman'ın bu projenin bizzat yöneticiliğinin üstlenmesi diyebiliriz. Çin ligindeki büyük oyuncu transferleri de o dönem devlet desteğiyle başlamış ama devlet takımlarda pek etkin bir güce sahip olamamıştı. Ve Çin hükümetinin istediği ölçüde o dönem sosyal medyanın vesairenin fazla etkin olmamasıyla geri dönüş alınamamış ve tanıtım da pek iyi yapamamışlardı. En sonunda Covid vesaire derken zaten devlet mali olarak zor duruma girdiğinden de desteğini Çin ligindeki kulüplerden çekti, vergiyi futbolda acayip yükseltti ve kendi başlattığı rüzgarı kendisi sonlandırdı. Oyuncular oradan ayrıldı ondan sonra da. Çin futbolu gelişti mi? Hayır. Oscar ve Hulk gibi bazı futbolcular cebini sadece parayla doldurdu. Suudi Arabistan kendi hatalarından ders çıkarmak yerine büyük ihtimal Çin'in hangi noktalarda hata yaptığını tespit edip bu hatalara düşmeyecektir. Ve şunu da eklemek gerekirse, Suudilerde para farkı gerçekten çok. Bu yüzden Çin Ligi'nin 2010'da başlayıp 2020'de biten macerasında Çin Ligi'ne 20 yıldız getirildiyse, Suudilerde bu durum sadece bir yaz transfer döneminde bile gerçekleşebilir. Gerçek hayatta kaplumbağa tavşan yarışı hikayelere benzer sonla bitmediği için doğal olarak Suudi Ligi kısa sürede çok daha olumlu dönüşler alacaktır. MLS'ten ayıran farkı ise şu. Evet, Amerika yönetimi de özellikle iddia sebebiyle büyük paraların döndüğü futbola yatırım yapıyor ama öncelikleri futbol değil. Ellerinde NBA gibi büyük bir pazar var. Bu yüzden futbol olsa da olur, olmasa da olur kafasındalar. Bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Messi Inter Miami'ye geldi. Ama maaşını sadece Inter Miami ödemeyecek. Ligdeki diğer kulüplerde destek sağlayacak. Yani MLS liginde kulüplerde ayrı ayrı öyle acayip servetler yok. Veya arkalarında Selman gibi büyük bir güç yok. Uzun lafın kısası ise şu. Suudi Arabistan bölüm sonu canavarı denilebilir. Peki bu kadar yatırım hem ülke içindeki futbola hem ülke dışındaki futbola neden yapılıyor? Üç farklı amaçları var. Bunlardan biri 2030 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda ev sahipliğini üstlenebilmek ve getirdikleri futbolcular ve yaptıkları futbol yatırımları ile bunun eleştirilmesini engellemek. Dünya Kupası dünyada milyarlarca insan tarafından takip edildiği için Suudi Arabistan böyle bir ev sahipliğine sahip olursa acayip bir tanıtılma şansını yakalayacak. Dünyada milyarlar tarafından bilinen bir ülke haline gelecek. Oraya maç izlemeye gelen kişileri memnun edebilirlerse onlar için ise bir turistik mekan haline gelecekler. Bu da ikinci amaçları olan 2030 vizyonuna uyan bir hedef. Bin Selman'ın geçtiğimiz yıllarda başlattığı bir 2030 yılı vizyonu var. Bu vizyonu şunu vaat ediyor. Suudi Arabistan'ın tek gelir kaynağının petrol olmasından çıkmak. Çünkü bu adamlar sadece petrol güçleriyle ayakta kalıyorlar. Yarın petrole ihtiyaç duyulmayacak bir durum oluşursa şu an için biraz zor ama ortada kalırlar. Bu yüzden ülkeye turizm başta olmak üzere çeşitli gelir kapıları açmak istiyorlar. Futbolda kitlesel bir oyun olduğu için bunun tanıtımının yapılmasında etkin bir rol oynayacak. Bugün Ronaldo milyarların dikkatini çeken bir isim. Onun Suudi Arabistan'da olması doğal olarak insanların da bu ülkeye merak uyanması için bir neden. Örneğin Messi de Suudi Arabistan'da turizm elçisi. Bu isimleri tabii ki rastgele seçmiyorlar. Kitlelerin sevdiği isimler üzerinden ülkelerini sıcak gösteriyorlar. Üçüncü amaçları ise Selman'ın siyasette daha önceden karıştığı bir cinayet tartışması vardı. Bu tartışma kimliğini kirlettiği gibi onu geri plana atmıştı. Ama şimdi Newcastle ve Suudi Arabistan Ligi'nin arkasında fon desteği veren olumlu bir pozitif kimlik veriyor. Şimdiden geçmişin kirli defterleri kendi adına kapatılmış gibi duruyor. Gelelim Newcastle United'a. 2002 yılından bu yana ilk defa bir sezonu ilk dörtte tamamladılar. Taraftarlar Selman'dan memnun durumda. Bazı Newcastle'lar takımının satılmasına karşıydı. Ama kulübün zekice yönetimini görünce başarıda gelince onlar da artık kabullenmiş durumda. Geçtiğimiz yaz 180 milyon avro harcadılar. Buna rağmen acayip bir popüler futbolcuya parayı baymadılar. Teknik adamların emrinde takım oyuncuları olan Pop, Isak gibi isimlere yatırım yaptılar. Meyvelerini de aldılar. En büyük hamleleri ise 1,5 yıl önce getirdikleri teknik adamları kesinlikle Eddie Hav'dı. Hav Howe, takımda geçtiğimiz yıllar etkisiz olan Wilson, Almiron gibi isimleri yeni transferlerle beraber adeta diriltti. Wilson 18 gol 5 asist yaptı. Bunu kim öngörebilirdi ki? Tabi bu yaz Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmaları sebebiyle kadroyu biraz daha yükselteceklerdir. Parella, osimen gibi isimler kendileriyle anılıyor. Kulübün dengesiz yönetilmemesi ve mali gücü ise oyuncuların dikkatini çekecektir. Geçtiğimiz yaza göre kulüp medyada, futbol kamuoyunda çok daha iyi bir izlenim bıraktı. Artık bir futbolcu Newcastle'a gidiyor diye büyük ihtimal eleştirilmeyecektir. Zira dünyanın en iyi ligine gidiyor ve şampiyonlar ligine de gidiyor. Artı olarak çok daha iyi kazanıyor. Yani yeni ve basamakları çok daha iyi çıkan Manchester City yükleniyor diyebiliriz. Tabi durdurulmaz para gücü Selman ve Suudi Arabistan'ın çok kısa sürede futbolu bu kadar kolay etkisi altına alabilmesi aslında futbolun ruhuna baya bir zarar veriyor. Kim derdi ki Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a transfer olacak? Bunu Ronaldo'nun kendisi bile demezdi. Zira 2015 yılında yaptığı açıklamada kariyerimi onurlu bitirmek istiyorum, Katar veya Dubai'de oynamak istemiyorum demişti. Ama para gerçekten çok şeyi bir anda değiştirebilen bir şey ve Suudi Arabistan'a bir transfer akımı başladıysa bunun başlangıcını yapan kesinlikle Cristiano Ronaldo'dur. Bu yaz en az 10 popüler futbolcunun daha Suudi Arabistan'a uçuşu bekleniyor. Futbolda dengeler değişiyor ve yeni dengeleri genellikle Arap zenginler kuruyor diyebiliriz. Nerede satılacak kulüp varsa ona talip oluyorlar. Örneğin Manchester United'ın da bir Katarlı şehir satılması bekleniyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Katar arasındaki ülkeler arası rekabet futbola da acayip bir şekilde taşınmış şekilde. Sizin de fikirlerinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.